Fanoff YouTube kanalından tüm basketbol severlere selamlar. Ben Yusuf Kemal Balcı, yanımda Alpan var. Bugün Euroleague takım değerlendirmelerine başlayacağız. Bugün konuşacağımız takım ise son şampiyon, temsilcimiz Anadolu Efes. İlk önce kısa ve uzun rotasyonlarını değerlendirip sonra genel bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. Şöyle başlamak istiyorum açıkçası. Kısa rotasyonlarını Mitchell'in bir belirsizlik durumu vardı. Larkin'in işte sözleşme yenileme durumu vardı. Bryant işte geçen sene sonunda biraz form buldu. Sence şöyle girişini yapayım. Sence geçen senenin kısa rotasyonu mu daha iyiydi Anadolu Efes için? Yoksa bu senenin girişinde mi daha iyi? Daha yüksek seviyede? Yani öncelikle herkese merhaba. Yepyeni bir seriye başladık. Yani görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayabilirim demek istiyorum ben de videonun hemen daha başında girmeden. Devamında da Efes hakkında şöyle diyeceğim. Yani kısa rotasyon anlamında bence en büyük problem Ergin Ataman ve Efes'in kısa rotasyonunun yaz sonuna kadar yani neredeyse belirsiz olmasıydı bu yıl. Geçtiğimiz yıl yine belirliydi abi. Sadece Larkin işte Temmuz'a kadar NBA çıkışını kullanacak mı kullanmayacak mı? Yani Mitch yine bu kadar konuşulmuyordu geçen yıl. Ancak Larkin işte çıkacak mı çıkmayacak mı diye bir konuşma çok uzun süre orada yer aldı. Geçtiğimiz yılki kısa rotasyonunda Rodrick Boboa'nın çok kilit bir faktör olmasına rağmen sene sonuna doğru o sakatlığından sonra felaket bir performansı oldu. Burak'ın Tuncer'i oraya atmaya çalıştı Ergin Ataman. Pek memnun kalmadı. Bence Burak'ın da Ergin Ataman'la ilişkisinden pek memnun değildi ama onlar da sözleşme uzatmaya karar verdi. Ben Burak'ın Galatasaray'a gitmesini bekliyordum. Çoğu basketbol sever gibi yakından takip eden. Burak'ın kaldı. Boboa işte devam edecek dendi zaten. Boboa Ergin Ataman'ın çok sevdiği bir oyuncu. Orada karşılıklı çok iyi bir ilişki var. Ki bence kalması da normal. Boboa her yaşı ne kadar ileride olsa da artık net bir oyuncu abi. Çok iyi, çok çok iyi savunmacı gerçekten. İyi de bir şutör olunca karşılıyor isteklerini. Abi ben Mitz için gitmesini bekliyordum. Larkin'in kalmasını ve Mitz için gidip işte Efes'in bir tane bir numara yaratıp Larkin'i yine aynı şekilde kullanmasını bekliyordum. Clyburn transferi zaten Final Four öncesinde konuşulan benim bildiğim, hatta bir arkadaşımla iddiaya girdiğim bir transferdi. Buradan kendisine selam olsun. O Fenerbahçe'ye gidecek görüşmeler var demişken ben Efes'le anlaştı demiştim. Bu da ayrı bir haber elbette ki. Ama ben şu anda Efes'in kısa rotasyonunun Will Clyburn gibi uzun ve bir numara oynayabilecek biraz LeBron vari diyebileceğimiz Avrupa'da yer alan bambaşka bir karakter olduğu için şu anda kısa rotasyonun Efes'in daha iyi halde olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Efes'in aslında bu kadar yıldızlar olması normal sezonda problem yaratıyor. Evet ama yani işler biraz ciddiye bindiğinde bu kısa rotasyonuyla çok fark yaratabiliyor Efes. Mesela hani en büyük rakipleri geçen sene yani bildiğimiz üzere Barcelona ve Real Madrid'di aslında. Ama şu anda bir Real Madrid ve Barcelona'nın kısa rotasyonuna baktığımızda yani neresinden tutsam elimde kalıyor benim yani şeye karşı. Efes'e karşı. Real Madrid'in 35 artı kısa rotasyonları, işte biraz Satoranski şey hamleleri Barcelona tarafından ne vereceği belli bile değil. O yüzden yani ben açıkçası çok yani ligin açık ara en iyi kısa rotasyonu olduğunu düşünüyorum Anadolu Efes'in. Normal sezona Yani nasıl yansır onu pek bilmiyorum. Yine geçen sene olduğu gibi zorlanırlar mı? Yani biraz artık egoların çarpışması mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum normal sezon sorununa. Ama yine de çok yüksek bir seviyede olduğunu düşünüyorum Anadolu Efes'in. İstersen buradan hafif uzun rotasyonlarına, asıl değişimin yaşandığı pozisyonlara geçelim. Bildiğin üzere Adrian Moerman'dan çıkıldı. evet. Chris Singleton'dan çıkıldı. Yerine gelenler Ante Zizic oldu. Amatan Bey'e, Ambaye, Akile Polonara. Sence burada da istediğini yakalayabildi mi Efes? Yani Efes ara, yani Efes bu 3,5
4 numara ve 5 numara pozisyonu için konuşabileceğimiz rotasyonda geçtiğimiz yıl felaketti ve ben Efes eğer yani boşta o zaman Tarik Black vardı. Tarik Black benzeri bir hamle yapmadıkça hani kafasını duvarlara vuracağını söylüyordum. Çünkü artık Dunstan çok yaşlanmıştı. Plyce'ın zaten sakatlık problemleri meçhuldü ve hani Filip Petrushev gibi Raznatovic'in Mitsic ile uzatılan sözleşme sonrası şahsen kitlediği bir uzun vardı. Ne kadar abi bir potansiyel olsaydı Petrushev, yani ilk gideceği durak Euroleague'de Efes değildi hiçbir zaman. Bence bu çok aşikardı, yani Efes'in kilit parçası olabilecek durumda değildi. Bununla beraber Efes 8 oyuncuyla yollarını ayırdı tam olarak bu pozisyonlarda. Yani yavaş yavaş bir konuşalım hani kimlermiş, geçen yıl ne yapmışlar diye. James Anderson bence geçen yılı kötü geçirdi zaten. Yani artık yolların ayrılması gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl bile kalmasına şaşırdığım bir isimdi. Adrian Moerman, Efes Moerman'ı Barcelona uçağını inerken geri indirip sözleşmeye imza attırdı. Bence kötü bir yıl geçirmedi. Ben Moerman'ı seviyordum ama artık onunla da yollar ayrılmalı mı derseniz yani derdim. Kalsa dahi artık hani epey az süre alacak bir 4 numara olarak kalması gerekirdi ki Ergin Ataman da zaten final maçında Efes'in final serisinde Moerman'ı tercih etmediği noktalar epey fazla oldu. Yiğit Cansay bir kendini epey geliştiriyor ancak Efes rotasyonunda süre bulması imkansızdı. Bence onun da gitmesi iyi oldu. Petrushev hakkında zaten söyleyeceğimizi söyledik. Bence sen de benimle aynı düşünüyorsundur. Tolga Geçim 3 ve 4 oynayabilen, 1 numaraya yine yardımcı olabilen bir isimdi. O da Bursa'ya Egemen Güven transferinde takas ile gitmişti. Devamında işte Kronoslav Simon geçtiğimiz yılı neredeyse full şekilde sakat geçirmiş ve teknik heyette de ufak bir tartışma, yani ufak değil hatta tartışma yaşadığı söylenen ancak bence Efes efsanesi kabul edilecek benim çok çok sevdiğim bir isim Kronos Simon ve son olarak da Singleton ile yollar ayrıldı. Yani 8 koca isim abi, 2 yıl üst üste şampiyon olan bir takımın 8 tane isimle yollarını ayırması bence çok çok büyük bir değişim. Yani kısa rotasyon bu 3 numarası ama bunların yerine de işte Mbaye, Polonara, işler üstüne yani Ege Anar'da bence Beşiktaş'ın geçen yıl en iyi isimli 2-3 isminden biri yani Türk rotasyonuna çok çok iyi eklemeler diyebilirim. Bence çok doğru bir kadro planlaması var şu anda Efes'te. Ya tek sözleşme uzatılması saçmalığı. Başka hiçbir şey değil. Biraz bağlantı problemi oldu bu kısımda. Bunun için izleyicilerimizden özür diliyoruz tabii ki. Ben de açıkçası çok doğru bir planlama yapıldığını düşünüyorum bu Efes tarafında. Özellikle işte Allah Allah. geçen senenin sonunda ne kadar mutlu sona ulaşılsa bile yani sonuçta yani playoff'a girileceği bile belirsiz olan bir takım vardı. Ve bu takımın bariz şekilde zayıf karnı uzun rotasyonuydu. Ama şimdi şöyle baktığımızda hani Plyce'da sözleşme uzatıldı. Muhtemelen 3. 5 numara pozisyonda oynayacak. Yani hiyerarşik olarak. Ve yani sizin 3. 5 numara pozisyonunuzda oynayan oyuncunuz bile yani final maçını, EuroLeague final maçını kazandıran oyuncunuz diyebiliriz aslında bu bakımdan. O yüzden ben açıkçası bayağı değerli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Efes'in uzun rotasyonu yaptığı hamlelerin. Bilmiyorum ya, yani 3. kupa geliyor gibi bari. Ya kadro çok iyi. Yalan yok gerçekten. Çok muazzam. Bence Polonara cuk oturacak bir Geçen isim. sene de Çünkü isteniyordu sanırım Ergin Ataman evet tarafından. geçen yılda çok istemişti Ergin Ataman. Ama devamında Singleton artı Moerman'ın artı bir extensionları geldi. Neyse yani o dönem geçti ve şimdi Polonara Fener'den ayrılmaya yakınken ben keşke Efes yapsa, işte keşke Efes'e gelse Bologna yerine diye düşünüyordum ki Ergin Ataman da benimle aynı düşünüyormuş. Ergin Ataman'ın burada 4 ve 5 numarada biraz daha topla oynamayacak birini aramasını kesinlikle anlıyorum abi. Geçtiğimiz yıl
Bunun problemini Singleton'dan çekti. Singleton ne zaman toplu oyunda var olsa Efes'in maçlardaki etkisi daha çok yükselirken topsuz oyunda yer aldığında ister istemez Singleton'ın biraz küskünlüğü oluyordu o egosundan mütevellit. Yani Plyce da keza iyi bir oyuncu abi. Ancak Zizic konusunda tek bir problem şu olur. Yani Zizic Larkin yan yana oynarsa pick and roll savunmaları anlamında Efes'in çevireceği rotasyon, işte Elijah Bryant'ın o an sahada olması şartı kesinlikle çok önemli olur. Takımlar bunu çok kullanır. Zizic yani iyi bir oyuncu olsa da abi hala çok hantal. Zaten hani Avrupa'nın en üst seviyesine halen daha Maccabi'den geçiş yapamamasının sebebi oydu. Zizic hantal bir oyuncu ama iyi bir ekleme. Bence Dunstan yerine abi mobil denecek bir uzuna geçiş yapması çok daha iyi olurdu ya Efes'in. Yani Jonathan Mobley riskini Fener yerine alabilirdi bence Efes orada. Yani girilebilir, doğru dedin. Yani doğru düşünüyorsun bence bu konuda. Yani çünkü biraz da kadronun artık değişmesi lazım yavaştan. Yani tamam, değişiklikler yapıldı da yani bir hafiften normal sezonda bir doymuşluk belirtilerini görüyoruz Efes'te. Yani daha farklı bir şey yapılabilir dediğin gibi. Ben açıkçası biraz Efes için kritik olan konunun reboundlar olduğunu düşünüyorum bu şeyde. Yani pota altında verilecek, özellikle hani şu anda Real Madrid belki o kadar yüksek favori gözükmese de hani Real Madrid'e karşı bir yani, maç bitiminden sonra rebound istatistiklerini görmek istiyorum Efes'in. Çünkü bayağı kritik bir konu olacak. Bu şeyde rotasyonda reboundların toplayacak adamın kim olduğunu çok merak ediyorum açıkçası. Biraz benim için merak konusu. Onun dışında istersen genel bir değerlendirmeye geçelim bundan sonra, kısa uzun veya diye ayırmak yerine. Bu rebound konusunda benim şöyle bir şeyim olacak. Yani Larkin burada çok azımsanan bir, küçümsenen bir ekstra katkıda bulunuyor. Larkin'in boyu sahanın ne zaman en kısası olursa olsun dahi gerçekten abi rebound konusunda Larkin çok savaşçıl bir isim. Savunma reboundlarında her zaman gayret eden ve hızlı hücuma çıkartmak için de uğraşan bir isim. Ya Efes'te o rebound problemi olduğuna ben de kesinlikle katılıyorum ama yani Polonara'da bu konuda hızlı hücuma çıkmak için biraz daha gözleyen bir isim olduğu için kısalar o rebound sorumluluğunu Larkin'in yanında işte şimdi Clyburn yanında olduğunu düşünürsek Clyburn de o savunma reboundını çekebilecek yani kol uzunluğuna inanılmaz sahip bir isim. Daha rahat edeceklerdir bence daha uzun kalabilmek adına. Yani ben böyle düşünüyorum. Tabii ki Mitsic bu konuda bazen çok kaytarıyor. Ona dikkat etmek lazım ancak Ergin Ataman ve Efes genel anlamda düşündüğümde benim kesin direkt şampiyonluk adayım. Zaten yani Avrupa herkes aynı şeyi söylüyor. Yani herkes Efes için bir numara diyor. Yani yapılan transferler, işte yolların gerçekten ayrılması gereken isimler ile yolların ayrılması gibi en önemli etkenleri Efes doğru bir şekilde yönetilerek bu yıl kararlarını verdi. Ve bence hiç kimsenin yapamadığı o üçüncü üst üste şampiyonluk için direkt gidiyor abi. Yani direkt onların olacak gibi duruyor. Tabii çok erken abi. Final Four. Ya şimdi yarı finalde bir maça çıkarsın. İşte Larkin gününde olmaz. Mitsic Ergin Ataman'la kavga etmiş olur. Clyburn sakat olur. Ya aynı şeyleri konuşamayız ama bir aksaklık olmazsa ki Efes abi geçen yıl Olympiakos'u son saniye basketiyle devirdi. Ya final maçı da inanılmaz bir muamma yani Real maçı. Bence ben geçen yıl Efes'in hani Final Four'a kalırsa dahi kupayı kazanamayacağını kesinlikle düşünüyordum. Ancak bu yıl kesin de kupayı kazanacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak vallahi. Senin düşüncelerin genel olarak hani Efes şurada bitirir ne olur nedir? Onu Ya ben sormuş olayım. tabii ben yani şu sezon başından konuşmak gerekirse bence tartışması zaten şampiyon olması gerekiyor. Ben sadece şampiyonluk favorim benim de. Ben sadece bir yani içimde burukluk diyeyim. O beyaz sezondan dolayı, bir Larkin'in o sezonda EuroLeague kupasını almamasından dolayı biraz üzüntü var içimde. Onun dışında yani dördüncü şampiyonluk olabilirdi. Yani şu anda üçüncü şampiyonluk olmuş olabilirdi. Sadece ondan dolayı bir içimde burukluk var. Onun dışında zaten Efes'in
Yani açık ara favori oldu. Açık. Sadece şimdi sadece işte biraz sakatlık olur mu? Şey olur mu? Yani sakatlık olmazsa yani formsuzluğun da Efes'i durdurabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani Larkin formda olmasın o gün ya da gününde olmasın. Yani Mitic olur. O olmasın şey olur. Clyburn. Hadi o olmadı. Yani en basit örnek Plyce Tavares'i dövdü ya. Final Evet, maçında. valla o inanılmaz bir final maçı. Yani olmayacak her şeyin olduğu bir final maçı. Ya İstersen hatırladıkça yani. böyle küçük küçük transferler üzerinden biraz değerlendirme yap. Sonra sezon sonu değerlendirmemizi hani artık normal sezonu kaçıncıyı bitirir deyip videoyu kapatalım. İlk önce istersen Clyburn'u değerlendirdin. Clyburn'un transfer süreci hakkında veya takıma ne getirir? Hatta büyük soru aslında Mitic, Larkin, Clyburn beraber oynar mı? Bu sorular İstersen Ya cevapla. şimdi düşünüyorum yani Larkin ve Mitic ikilisi yanında üçüncü bir top yönlendirici olarak Simon olduğunda ona karşı güven yani bu playmaking anlamında olan güven sonucunda topu ona rahat bir şekilde bırakabiliyorlardı. Ki Efes'in ilk şampiyonluğu kesinlikle bunun etkisi hani yadsınamaz abi. Yani Larkin ve Mitic için kesin güvenini sağlaması gerekiyor Clyburn'e karşı playmaking anlamında. Playmaking anlamında Simon'a oyun aynı güveni sağlarlarsa bence kesinlikle orada başarı gelir. Ama Clyburn işte omzunu potaya doğru verir, post-up'a doğru habire bir arkasındaki kısayı almaya çalışır. Efes'in temposunu düşürmeye çalışırsa işte o zaman Larkin Mitic, Clyburn üçlüsü arasında bir tartışmalar yaşanabilir. Saha içinde ego savaşları yaşanma ihtimali çok yüksek. Clyburn bunu çok seviyor. Diğer türlü de bu işi yapmayıp Ceska'da bazen küsüp işte corner'da konumlandığı pozisyonlar oluyordu. Yani bunları yapmayıp biraz daha hareketli bir profil çizerse eğer Dačić günlerindeki gibi ki biraz eski günler farkındayım ama biraz daha hareketli bir profil çizerse eğer Efes için bence yani yapılamayacak NBA'den daha iyi hamle yapılacak olsa bu kadar iyi sonuçlanamayacak bir hamle olacaktır. Gerçekten hani emeği geçen herkesin bu transferde helal olsun diyorum yani. Yani gerçekten çok güzel anlattın. Artık ekleyebileceğim bir şey yok burada. Bir de Polonara'yı değerlendirelim istersen. İşte şu artık ben geçen seneden pek göremedik ama hani bir artık ya Polonara bir tam sahayı koşsunlar böyle daha savunma oturmadan bir basket atsın istiyorum. Georgievich'ten artık yani Georgievich basketbolunda öldü yani gerçekten. Hiçbir köreldi ya gerçekten. Üzüldüm. Ya Georgevic kim ne yapsın Georgevic abi. Geldiği gün, indiği gün daha konuşulduğu zaman herkes söylendi. Herkes yapmayın böyle bir hata diye bas bas bağırdı ama ya bir şey anlatamıyorsunuz bazen maalesef basketbol yöneticilerine. Yani Georgevic'i alıp üstüne Polonara'yı açıklamak gerçekten zaten en başından bir hataydı. Ya umarız Polonara'yı farklı kullanır hiç olmazsa. Yedek 5'te dahi ona rol verecek olsa farklı bir 5 ile farklı bir yöntem üzerinden kullanır diyoruz. Abi Polonara koşuyor. Herif sırf koşamasın diye yanına Ahmet Düverioğlu atıyor. Yani ne yapabilirsin ki? Polonara kısayla eşleşiyor, Ahmet dibine giriyor. Ya da Devin Booker işte savunma reboundunu almakta zorlandığı için Polonara koşmak yerine rebounda girmek zorunda kalıyor. Set oyununu oynadıklarında Polonara kendini göstermek için denememesi gereken işte kaçan şut üzerine bir sonraki hücum yine aynı noktadan bir şut daha denemek zorunda kalıyor. Ya da çok tereddüt ediyor gibi. Kendiyle özgüven problemi yaşadı. Kesinlikle bir sezon yaşadı. Efes'in en büyük amacı bence ilk maçlarda Polonara'yı biraz kendine getirmek olmalı. Bu hazırlık maçlarından bahsediyorum. Abi Ergin Ataman bunu çok iyi başarıyor. Larkin de ilk geldiği zamanı hatırlayın. Larkin Efes, Ergin Ataman bir görüşme yaptı. Larkin'in daha ilk aylarında hatta Larkin gitmek üzere gibi konuşmalar çok çok fazla olmuştu. Efes'te yapamadı işte ayrılmak üzere gibi. O görüşmeden sonra ama Larkin hem kendi oyun stilini değiştirmiş hem de Ergin Ataman onun rolünü değiştirmişti.
Bu rol değişiminden sonra işte o beyaz sezon gerçekleşti. Yani ne o beyaz sezonu? Çok özür dilerim. Ondan önceki Yani sezonda finalde kaybettim. inanılmaz bir yükseliş gerçekleşmişti Larkin ile. Yani şimdi Polonara bence Larkin'in o inanılmaz aşağıda olduğu dönem kadar kötü durumda olmasa da özgüveni yerle bir Georgia'dan ötürü. Farklı bir takıma geldiği için kendini göstermeye epey çalışacaktır. Ben Polonara transferinin yani biraz süreç gerektirdiğini düşünüyorum. Biraz hani olan hani Polonara işte bu falan fistan demek için. Georgievich üzerinden de artık bir şeyler söyleyesek. Yani artık ben şeyi görüyorum ya, böyle bir Chus Mateo'nun başarısızlığından sonra bir Georgievich'in Real Madrid yapması, böyle İsmail Kartal varileşmesini, artık Avrupa'nın İsmail Kartal demeyi istiyorum artık. Ondan sonra da şeye geçelim. Sezon değer, sezon sonu tahminine. Sence normal sezonu kaçıncı sırada bitirir Efes? Efes bence yani çok ne desem bilemedim ama şu an Efes'in fikstürünün durumunu bilmediğim için yani elbette ilk iki olurlar ama ben Efes'i iki bitirecek gibi hissediyorum. O biraz Ergin Ataman hem bu sezon başlarında Larkin'in oynamaması şimdi işte Eurobasket'in olmasından ötürü Larkin biraz daha geç açabilir sezonu. Biraz orada bir Miami tatili sıkıştırabilir. İşte Polonara, Clyburn gibi takımın temel yapı taşlarında olağan değişiklikler ve adaptasyon süreci gibi etkenlerden ötürü ben Barcelona gibi bir rakibin daha hazır olduğunu düşünüyorum. Yasikevičius çünkü biraz daha koça sadık oyuncular çekmeyi başardı bu yıl takımına. Yani bence çok çok büyük bir başarısızlık hala Barcelona'nın başında olması tamamıyla delilik. Ama yine de ben onların daha önde olduğunu düşünüyorum. Ben de işte bu konuda ben 2 veya 3 bitireceğini düşünüyorum, aslında senin gibi düşünüyorum. Çünkü zaten Efes'in bir sezon sonu mağlubiyetleri, yani her sezon geliyor, yani Allah'ın emri, yani geliyorlar, birkaç tane kaybediyorlar. Ya ben bu sezon yani Clyburn'un biraz daha normal sezonda öne çıkacağını düşünüyorum, Larkin ve Mrsic'tense. Öyle 2 veya 3 diyorum. Yani çünkü 2'ye koyacak takım bulamadım açıkçası. Çünkü Efes'in önüne hangisini koyabilirim ki? Yani Real Madrid, Milano hep biraz soru işareti bende onlar. Ben de 2 bitireceğini düşünüyorum. Sana katılıyorum. Bu videoyu da böyle bitirelim istersen. Gerçekten kıymetli yorumlar için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İzleyenlere de çok Senin de teşekkür ağzına ederim. sağlık valla. Valla görüşleriniz de yorum kısmında bizim için çok önemli. Yani elbette Efes kaçıncı bitirir diye biz de sizlere soralım. Yani Efes sizce normal sezonu kaçıncı bitirir ve Final Four'a kalırsa kaçıncı olur tarzında bir soruyu sizlere soralım. Bu yıl üst üste 3. şampiyonluk gelir mi? Videonun altında belirtin lütfen. Söyleyeceğim bir şey kalmadı. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.